Değerli eğitim çalışanları, değerli basın mensupları, Türk Eğitim Sen Kırşehir Şubesi olarak düzenlediğimiz kitlesel basın açıklamasına hoş geldiniz. Üzülerek görüyoruz ki değerli eğitim çalışanlarımız ve Türk Milli Eğitim Sisteminin kıymetli neferleri olan öğretmenlerimiz her gün yeni bir polemiğin, yeni bir sorunun sosyal medya algılarının muhatabı olmaktadır. Ve yaşanan bu süreçler maalesef öğretmenlerimizin motivasyonunu olumsuz etkilemekte. Hal böyle olunca söylenecek bir sözümüz var diyerek bugün burada toplandık. Gücümüzü birlikteliğimizden alırız anlayışıyla tek ve gür bir sesle sorunlarımızı dile getirmek üzere bir araya geldik. Kıymetli eğitim çalışanları, değerli basın mensupları, bilindiği üzere yıllardır kıymetli öğretmenlerimiz tarafından sabırsızlıkla beklenen öğretmenlik meslek kanunu nihayet 14 Şubat 2022 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 4 yıl süre içerisinde konuyla ilgili onlarca açıklama, görüşme, raporlarla gündemi takip ettik. Ayrıca 31 Aralık 2021 tarihinde kanun teklifi TMM'ye sunulmadan önce 81 ilde alanlara inerek öğretmenlik meslek kanununun hangi konuları içermesi gerektiğini noktasında talepleri dile getirdik. Peki kanun meclise sunulduğunda ne çıktı? Hiçbir şey. Oysa diyoruz ki biz 657'deki haklarımız nerede kaldı? Türk Eğitim Sen olarak kanun teklifinin bu halini kabul etmediğimizi, eksik bulunduğunu ifade ettik ve hala da ifade etmeye devam ediyoruz. Meclis komisyon genel aşamasında genel başkan yardımcılarımızla sürece müdahil olduk. Bugün gelinen noktada maalesef kanun güdük çıktı. Bunca yıldır beklenen meslek kanunda ne yazık ki dağ fare doğurmuş ve çıkarılan bu kanun kıymetli meslektaşlarımızı asla tatmin etmemiştir. Öğretmenlerimizin özlük haklarından maddi kazanımlarına, görevde yükselmelerinden ödül işlemlerine, tayin atama işlemlerinden kariyer haklarına, şiddet ve şiddete uğrayanların hakların korunmasına ve en güvenlik işlemleriyle ilgili tek bir satır bile ne yazık ki bu kanunda yer almamıştır. Önümüzdeki süreçte sendikamızın ve eğitim çalışanlarımızın en önemli ve öncelikli gündemlerinden bir tanesi bu kanun adına yakışır şekilde içinin doldurulması olacaktır. İçi boş kanun istemiyoruz. İçi boş kanun istemiyoruz. İçi boş kanun istemiyoruz. Öğretmenlik meslek kanunuyla tekrar gündemimize giren bir diğer husus ise kariyer basamakları konusu olmuştur. İlk olarak 2024-2014 yılıyla birlikte 2004 yılında temel eğitim kanununda ve 657 sayılı kanunda bazı değişiklikler yapılarak aday öğretmenlik, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sistematiği kurulmuş ve 2006 yılında bununla ilgili sınavlar yapılmıştı. Ancak o yıllarda bir defaya mahsus yapılan bu sınav rafa kalkmış ve uzun seneler boyunca bir daha tekrarlanmamıştır. Günümüzde geldiğimiz noktada kariyer basamaklarının sınavla belirlenmesi öğretmenlik meslek kanunuyla tekrar gündeme yerini almıştır. Takip edenler çok iyi biliyor ki 2005 yılında kariyer basamakları gündeme geldiği ilk andan itibaren Türk Eğitim Sen olarak sınava kesinlikle karşı olduğumuzu ve öğretmenlik kariyerin
sınavla ölçülemeyeceğini her platformda dile getirdik. O gün hangi çizgideysek bugün de aynı çizgide olduğumuzu sizlere haykırmak istiyoruz. Aynı düşüncelerle diyoruz ki öğretmenlerin kariyerleri asla sınavla ölçülemez. Sınav bilgi ölçer. Oysa ki öğretmenlik bilme değil, bildiğini aktarma mesleğidir. Bu sınav sözleşmeli, ücretli, kadrolu öğretmen diyerek ayrışmış öğretmen odalarını daha da ayrıştırarak çalışma barışını bozacaktır. Kaldı ki her öğretmen kendi alanında uzmandır ve yasada ifade edildiği gibi öğretmenlik özel bir ihtisas alanıdır. Değerli eğitim çalışanları, bu açıdan 16 yıldır söylediğimiz gibi tekrar ve yüksek sesle diyoruz ki 10 yılını dolduran her öğretmen uzman öğretmendir. 20 yılını dolduran her öğretmen baş öğretmendir diye değerlendirilmesi gerekir. Bravo. Bu hususta Türk Eğitim Sen yönetmelik yayımlandığında bu konuyu yargıya taşımıştır. Şu an gelinen noktada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerekli girişimler başlatılmış bulunmaktadır. Beklentimiz ve gayemiz Yüce Meclis'in geleceğini teminat altına almış, yeni nesiller yetiştirecek olan öğretmenlerimizin bu haklı sesini duymalarını, seslerine kulak vermelerini ve öğretmenlerin itibarını sarsacak bu sınav sisteminden acilen vazgeçilmesidir diyoruz. Sınavla kariyer istemiyoruz. Sınavla kariyer istemiyoruz. Sınavla kariyer istemiyoruz. Kıymetli eğitim çalışanları, son dönemde ve önceki dönemlerde toplu sözleşme görüşmelerinde malum yetkili sendikanın başarısız tutumları sebebiyle maalesef eğitim çalışanlarımızın alım gücü gün geçtikçe düşmüş, eğitim çalışanlarının yaptığı iş karşılığını alamaz, aldığı ücretle refah içerisinde yaşamını sürdüremez hale getirilmiştir. Bir de bu duruma artan enflasyonun ve hayat pahalılığının eklenmesiyle eğitim çalışanlarımızın alım gücü oldukça düşük seviyelere getirilmiş ve gerilemeye de devam etmeye başlamıştır. Beklentimiz ve gayemiz eğitim çalışanlarının yaptıkları işe yakışır ücretleri elde edebileceği düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesidir. Bu noktada ek ödemeler ve hak edilmiş kazanımlarda geliştirilmiş, günümüz şartlarında uygun hale getirilmiş, kaçınılmaz bir zorunluluk halinde bu hale gelmesi için bizim dile getirmemiz hak olmuştur. Bunlardan biri de eğitim öğretime hazırlık ödeneğinin günümüz ekonomik koşullarına uygun şekilde revize edilmesidir. Türk Eğitim Sen olarak her platformda dile getirdiğimiz hususu bugün burada yüksek sesle tekrar söylemek istiyoruz ki eğitim öğretimi hazırlık ödeneği yeniden revize edilmeli. Hiçbir ayrım yapılmaksızın bütün eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmelidir. Bravo. Ayrıca adeta sırtımızda büyük bir kambur olan vergi dilimi %15'te sabitlenmelidir. Bu iki hususla ilgili mücadelemizi yetkili sendika olarak toplu sözleşme masasına oturup bu sorunu çözeceğimiz güne kadar sürdürme azim ve kararlılığında olduğumuzun bilinmesini isteriz. Herkes çok iyi bilsin ki Türk Eğitim Sen yetkili sendika olaraktan toplu sözleşme masasına oturduğunda bu sorun artık eğitim çalışanlarının gündeminde olmayacaktır. Bir diğer husus ise
tüm ülkemizde gündem olduğu gibi Kırşehir'de de gündem olan banka promosyon anlaşmalarının günümüz koşullarına göre revize edilmesidir. Kıymetli eğitim çalışanları, son bir yıllık sürede enflasyon oranının yüksek olmasından dolayı memur maaşlarında artış gerçekleşti. Böylelikle memur maaşlarına yapılan artış ile birlikte bankalara gönderilen aylık nakit miktarı da artmış oldu. Bu defa Temmuz 2022 öncesinde eski maaşlara göre promosyon anlaşması imzalayan kurum çalışanları mağdur oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri baz alındığında Eylül 2022 fiyatlarına göre 4 kişilik bir ailenin asgari geçim haddi 17.396 lira olmuştur. Çalışan bir kişinin yoksulluk sınırı ise 8.000 TL olaraktan hesaplanmıştır. Böylelikle 4 kişilik bir ailenin asgari geçim sıkıntısıyla birlikte bir önceki aya göre 643 lira artmıştır. Aynı oranda bir kişinin açlık sınırı ise 304 lira artmıştır. Bu doğrultuda diyoruz ki bu şartlarda artışlar gözlenirken banka promosyonların da yenilenmesi gerekmektedir. Temmuz 2022 öncesinde ödemesi yapılan promosyon ücretlerinin enflasyon oranı ve memur maaş artışları karşısında değer kaybetmesi, bu anlaşmaların uzun yıllar uygulanmaya devam edecek olması nedeniyle promosyon ücretlerinin güncellenmesi ve ekonomik gelişmelere göre artış yapılması gerekmektedir. Bundan dolayı Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm il, ilçe, Milli Eğitim Müdürlükleri ve üniversitemizin bankalarla yaptıkları promosyon anlaşmalarının revize edilmesini, güncel ekonomik gelişmeler doğrultusunda promosyon ücretlerinin artırılması, buna yönelik gerekli çalışmaların yapılması istiyor, yetkilileri bu konuda göreve davet ediyoruz. Türk Eğitim Sen Kırşehir Şubesi olarak il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve üniversite yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde konuşmayı da gündemimizin birinci maddesinde yer almıştır. Gerekli başvurularımız yapılmış, devam eden süreçleri titizlikle takip ediyor, eğitim çalışanlarının hayrına olabilecek her adımı desteklediğimizi, aksi her adımın karşısında olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Çünkü unutulmamalıdır ki promosyon ücretlerinde hakkımız vardır. Bu hakkın gasp edilmesine göz yummayacağımız bilinmelidir. Ne eksik ne fazla, tek beklentimiz hakkımız olanı almaktır. Ne eksik ne fazla, hakkımızı verin. 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 Kıymetli eğitim çalışanları, değerli basın mensupları, tüm bunlara ek olarak bir sorunumuz daha vardır ki bu, tüm bu sorunlar içerisinde en önemli sorunumuz olarak başı çekmektedir. O da öğretmenin ve eğitim çalışanının itibarıdır. Ne yazık ki hemen her gün başka başka platformlarda, özellikle sosyal medya üzerinde, ulusal basın yayın organlarında öğretmenlerle ilgili mesnetsiz ifadelerle karşılaşıyoruz. Üzülerek izliyoruz ki ağzı olan herkes öğretmenlerimizle ilgili, eğitim çalışanlarımızla, okullarımızla ilgili ileri geri hareketi gerektirecek mesnetsiz, gereksiz yorumlar yapmaktan hiçbir şekilde çekinmemektedirler. Oysa kutsal bir meslek olan öğretmenlerimizin onurunu zedeleyici bu tutum ve davranışlara karşı, uğradıkları şiddet ve tacize karşı yetkililerin
acilen önlem alması artık kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir. Bunun yolu ise ivedikle, yasalarla güvence altına alınmalıdır. Öğretmen ve eğitim çalışanlarını dinlemeden suçlu ilan eden zihniyetin akıl almaz yaklaşımları da eklenince eğitim çalışanlarının mesleki motivasyonları maalesef gittikçe düşmektedir. Hal böyleyken öğretmenlerimiz de bu haddini bilmezlerden de bu ülkeyi kurtarmak için var gücüyle çalışmaya devam edecekleri de bilinmelidir. Birinci ilkemiz, önce ülkemiz amacında olan bizler, kimseyi suçlamak veya karalamak amacında değiliz. Eğitim çalışanları olarak sorunlarımızı yetkililerle paylaşmak, daha iyi bir ortam oluşturmak, daha verimli çalışmak, ülkemize ve milletimize yararlı olmaktır. Burada basınımıza da büyük bir sorumluluk düşmektedir. Bir eğitim çalışanıyla veya bir okulumuzla ilgili haber değeri taşıyan bir bilgi ellerine ulaştığında apar topar haber yapmak yerine öncelikle konunun muhtevasını araştırmaları ve soruşturmaları gerekmektedir. Çünkü söylenen söz, atılan ok maalesef geri gelmemektedir. Yapılan bu haberler zaten itibar gaspına uğrayan camiamızı daha derinden rencide etmekte ve üzmektedir. Bu hususta elbette ki en büyük sorumluluk ise Milli Eğitim Bakanlığı'na düşmektedir. Türk Eğitim Senatı olarak her zaman söylediğimiz gibi öğretmenin itibarı Milli Eğitim Bakanlığı'nın namusudur. Bunu her zaman üstüne basa basa söylüyoruz. Söylemeye de devam edeceğiz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır." sözünü kendimize şiar edinerek eğitim çalışanlarımızın itibarını yeniden tesis edilinceye kadar mücadele eden, bir an olsun vazgeçmeyeceğimizin herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. İşte meydan, işte sendika. İşte meydan, işte sendika. İşte meydan, işte sendika. İşte meydan, işte sendika. Kıymetli eğitim çalışanları, birlikteliğimiz en büyük gücümüzdür. Birlikte olduğumuz müddetçe çok güçlüyüz. Hak, haklının olana kadar mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Mücadele edenler her zaman kazanamayabilir. Ancak unutmayalım ki kazananlar hep mücadele edenlerdir. Haklı dava, güçlü sendika. Haklı dava, güçlü sendika. Haklı dava, güçlü sendika. Haklı dava, güçlü sendika. Türk Eğitim Sen sağlam kökleriyle dimdik ayakta durmaya ve eğitim çalışanlarının her şartta yanında olmaya devam edeceğinizi bilmek istiyoruz. Bilmenizi özellikle istiyoruz. Kamuoyuna saygılarımla duyurulur.